Herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, yine konuşacak hem içeride hem de dışarıda gelişmeler var. Ama öncelikle hızlıca bir kurlara bakalım ne oldu. Dolar bugünkü işlemlerde tahtaya baktığımızda 29,94 ama serbest piyasada 30'un üzerinde işlem görüyor. Euro fiyatları da yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Altına bakarsak altının da ons fiyatı dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle dünkü işlemlerde 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti ama bugün toparlanma çabasını ilerliyor diyelim. Dediğimiz gibi Türkiye'de maalesef gündem bitmiyor. Konuşacak çok şey var. Murat Bey de karşımızda, başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Ya şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabelada 29.94-95 görünüyor ama piyasaya çıktığımız zaman 30'dan aşağı, 30-30.05'ten aşağı döviz almanız, dolar almanız mümkün değil. Biz 30 bini, dolar 30'u görmeden geçeriz diyordum. Dolar Ama bizden olmadı. hızlı. Dolar bizden bile hızlı şey yaptı. Hadi arkadaşlar biraz gaz verin. Şu 30 bini bir geçelim. Ya 30 bin abone önemli bir şey. Önemli bir kriter bizim için de. Yani ama işte doları yakalamak çok kolay olmuyor. Neyse işin latifesi bankalardan veya piyasadan döviz almaya kalktığınız zaman çok net söyleyeyim dolar 30 liranın üzerinde. Hatta hemen şimdi güncel bakayım kaç liraymış. 3 dakika 3 saniye bekliyorum. Evet. Evet, pardon. Evet. O bankadan dolar almaya kalksam şimdi, yani büyük bir banka, marka vermeyeyim, para vermiyorlar, reklamlarını yapmıyorlar. 30 ve 56 kuruştan alabiliyorum. Satmaya kalksam 29 ve 46 kuruştan satıyorum. Yani inanılmaz bir makas. İnanılmaz bir makas. Euro'da da 33 ve 44 kuruştan alabiliyorum bankadan. 32 lira 23 kuruştan da satabiliyorum. Evet, Yani gene özellikle bankalar arasındaki makas çok daha yüksek serbest piyasaya göre. yani bankadan döviz alıp satmak gerçekten de tuhaf. Yani tuhaf derecede bir makas var. Hükümet bunu bilerek isteye yapıyor olabilir. Ama en nihayetinde işi kayıt dışına kaydırır. Hani geçen gün konuştuğumuz o yastık altı muhabbeti var ya. Evet. Yani şuna döner. Yani gidip döviz işte alırsan bunu bankaya yatırmayabilirsin. Halbuki bankadan aldığın zaman insan üşeniyor, bankada duruyor. İşte sistemde duruyor. Bir de Evet. efektif değil. Yani dövizciye gittiğin zaman oradan efektif döviz alıyorsun. Evet. Gene enteresan bir şey var. Makas var. Buna bütün izleyicilerimiz dikkat etsin. Şunu unutmayın arkadaşlar bakın. Kur baskılanıyor. Enflasyonu baskılayamıyorlar veya baskılamak istemiyorlar. Ve iktisadın temel kaidesi. Kurlar her daim enflasyonun yükseldiği kadar yükselmek zorundadır. Daha doğrusu enflasyona paralel hareket etmek zorundadır. Eğer siz enflasyonun yükselmesine engel olamıyorsanız, yapay bir şekilde kurların yükselmesine engel olursanız sonuçta kurlar birikir. Yani böyle anlatıyoruz ya sıkıştırılan bir yay gibi bir nokta gelir sizin takatınız yetmez. Gücünüz o basıncı karşılamaz ve yay fırlar. Ve bir kur depremi yaşanır. Buna İşte sabit kur rejimlerinde devalüasyon deniyor. Bu dalgalı, daha doğrusu dalgalı da demeyeyim, dalgalımsı sabit kur rejimlerinde de böyle hızlı kırılmalar, yükselişler oluyor. Bunu en son Mayıs seçimlerinden sonra görmüştük yani bir anda kurların nasıl zıpladığını. Şu anda enflasyon artmaya devam ediyor, artacak da kurları baskılamaya devam ediyorlar. Güçleri yetecek mi, yetmeyecek mi emin değilim. Yani eninde sonunda yetmeyecek de bu seçime kadar olan süreçte yetip yetmeyeceğinden emin değilim. Evet. Ama dediğiniz gibi o yay bir fırlarsa öyle 30'lar 40'lar falan konuşulmaz. Çok daha farklı rakamlar konuşulur herhalde. Yani bak ilk baskıladıkları zaman benim söylediğim rakam böyle 30'lu rakamları zorlar. Aman Evet. bu kontrol kaybederseniz demiştim. Şimdi de böyle 50'li 60'lı rakamları zorlar. Yani etki tepki meselesi. Yani sen topu yere ne kadar sert vurursan top o kadar yükseğe sıçrar. Evet. Dolayısıyla yani sen kurları ne kadar baskılarsan veya bir yayı ne kadar gerersen veya sıkıştırırsan o kadar sert fırlar. Bu açık bir fizik kanunu. Ekonomide de böyledir. Yani saçma işler yapmamak lazım hep. Evet.
Peki aslında insanların biraz daha dolarize olmasını sağlayacak gelişmeler de var. Bankaların mevduatları, ona da geçeceğim ama öncelikle şunu sormak istiyorum. İşte 11 Ocak'ta hem Merkez Bankası Başkanı hem de Bakan Mehmet Şimşek Amerika'ya gideceklerdi. Mehmet Şimşek gitmekten vazgeçmiş. Ankara'daki programı nedeniyle Amerika'ya gitmeyecekmiş. O toplantılara da çevrim içi katılacakmış. Ne oldu da Mehmet Şimşek vazgeçti dersiniz? Yani hani Ankara'da ne kadar önemli bir iş olabilir? Çünkü önceden çok tarihi, çok önceden belirlenmiş bir programdan bahsediyoruz, Amerika programı. Yani para bulmaktan umudunu kesmiş, boşa yorulmayayım demiştir. Yani boşa masraf yapmayayım demeyecek çünkü masrafı kendi yapmıyor, devlet yapıyor. Ama sonuçta yorgunluğu kendi çekiyor, jet lag bilmem ne falan filan. Amerika'ya uçmak ve dönmek pek sevimli bir iş değildir. Netice itibariyle umudunu kesti demektir. Ama zaten bu toplantı da saçmadır. Yani Merkez Bankası'nın işi yatırımcı aramak değildir. O hazinenin işidir. Yatırımcı toplantıların organizasyonu da aslında birebir Merkez Bankası üstlenmiş. İşte saçma olan şey o. Yani birinin şapkasını başkası kullanıyor. Hatırlarsanız Hafize Hanım şey diyordu. İşte masamın üzerinde masamın üzerinde yatırımcı raporları duruyor. Yani bir Merkez Bankası'nın başkanının masasının üstünde yatırımcı raporlarının ne işi var? Bir kere şaibeli bir ilişki. Çünkü Merkez Bankası paranın dümeninde oturan kişidir ve tek işi paranın değerini korumaktır. Evet. Şimdi bir takım yatırımcılar, politikacılarla görüşür ama Gaya'nın politikacı değil, o bir bürokrat. Üstelik de paranın başındaki bürokrat. Yani onunla yatırımcının ne işi olur? Evet, milyarlarca dolarlık tekliflerden bahsediyordu. Yani onda yani yanlış masa. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir Merkez Bankası, yani mesela FED Başkanı'nın önüne yatırımcı dosyası yığmazlar. Niye? Adamın işi değil. Ama yani biraz bu iş insider trading'e girer. Çünkü bir takım yatırımcılar, bunlar tabii doğrudan yatırım mıdır, sadece sıcak ya da soğuk para yatırımlar mıdır, yani borç olarak geçecek yatırımlar mıdır bilmiyorum. Bunların birinci şeyi, bakın özellikle sıcak paranın bir ülkeye gelmesinin bir yolu vardır. Kur yüksekken gelir, yüksek faiz alır, kur yükselmeden veya kur düştüğü zaman döviz bazında fahiş bir kar elde ederek, yani böyle %30, %40 gibi kar elde ederek çıkar. Bu, şimdi bir bankayı tabancayla soyarsan hapse girersin ya da kapının önünde polis seni vurur. Ama ülkeyi böyle soyarsan yatırımcı olursun. Şimdi aklı başı yerine hiçbir devlet böyle bir şeye izin vermez. Yani ve bu genellikle de bir insider trading'e, yani içeriden bilgi almaya konudur. Niye? Çünkü eğer bir fiyattan bozdu dövizini, bir faiz aldı, diyelim ki %10 faiz aldı veya %20 veya %30 faiz aldı. Eğer kurlar %30 değil de %35 artarsa adam %5 zarar yazar. Bunun olmayacağından emin olması gerekir. Emin olmasının yolu işte siyasilerle, Merkez Bankası bürokratlarıyla hasbihal olmaktan, muhabbet etmekten, onlardan içeriden bilgi almakla olur. Veya işte kurlar yükselmeden hemen önce çıkmak olur. Bunları geçmişte ülkemiz yaşadı. O 90'lı yılların facialarında biz bunları gördük hep. Yani biz bir Merkez Bankası başkanının sekreterine devalüasyon yapmadan evvel bütün birikimini gönderip döviz aldırdığını biliyoruz. İsim vermeyeyim şimdi ama internete girerseniz hepsi var. Yani bunların hepsi insider trading. Aslında bunu yapan bir adam Türkiye'de değil de mesela Amerika'da olsaydı 30 yıl Kodes'ten çıkamazdı. Ya da herhangi başka bir ülkede. Yani üçüncü yani, dünya ülkelerinin dışındaki bir ülkede. Şeyde işte Pakistan'da, Afganistan'da yaparsan bir şey olmaz ama bunu gidip de Amerika'da yaparsan yine adam hapisten çıkamaz. Evet. Peki gelelim o zaman vadeli mevduatlara. İşte kur korumalı denildi. Aslında kur korumalıdan çıkış stratejileri vardı. Bunun üzerine işte bankaların bilanço düzeltme çabalarının etkisi falan denildi.
işte %50'nin üzerinde mevduat faizi vermeye başladı bankalar. İşte bankalara koşun diye neredeyse herkes çığırtkanlık yaptı. Ama geldiğimiz noktada yeni yılla birlikte gerilemeye de başlamış. 3 ay kadar vadeli mevduat faizi %40'ın altına inmiş Murat Bey. Peki bu kadar çabayla mevduat, yani TL mevduatına girin derken ne oldu da, yani daha yılın başındayız, düşürmeye başladılar. Bir de buradan çıkan paralar, yani eğer mevduata gitmezlerse insanlar da zaten yine dolara ve altına gitmeyecekler mi? Onların da istemedikleri bu değil mi? Şimdi bankalar tabii kendi hesabını yapıyor. %50 faizle aldığı mevduatı yüzde kaç faizle kredi olarak dağıtacak? Öyle bir kredi talebi var mı? Türkiye'de ekonomi soğudu. Yatırım yok. Kredi kullanmak istemiyor insanlar. Faizler böyle yüksek olunca. Dolayısıyla faizleri düşürüyor ki hem maliyetini düşürsün hem de para akışını durdursun. Elde likidite fazlası var. Bu noktada elinde birikim olan, nakde olan ne yapacak? %40 faizle şeye gireceğine, mevduata gireceğine, altına, dövize girecek. Büyük miktarda parası olanlar da gayrimenkule, emtiaya, otomobile girecek. Geçen sene işte otomobil satışları tarihi rekor kırdı. Evet. Faiz şey olmamasına rağmen, kredi olmamasına rağmen bu sene de benzer bir şey olacak. Yani çünkü %40 faizle niye, yani yanlış anlamasın izleyiciler, 3 ayda %40 değil, senelik %40, sen onun işte 4'te 1'ini alacaksın 3 ay yatırdığın zaman. Demek ki 3 ay bankada paran kaldığı zaman yaklaşık %10 faiz alacaksın. Her ay dolar zaten %3, %5 artıyor. Ama %40 artma olasılığı da var. Niye riske gireyim de parayı Türk lirasına tutayım ki? Peki, çok teşekkür ediyorum. Bugün de böyle noktalayalım hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Sağ olsunlar. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum o zaman herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.